Rifat Serdaroğlu, 9 Mayıs 2023, rifatserdaroğlu.net. Küpleri üst üste dizdiler. Antalya Havalimanı'ndan 1 milyar dolar, hazine garantili işlerden başta alınan avantalar hariç, ömür boyu milyarlarca dolar akacak avanta dövizler, havaalanları, otoyollar, alt ve üst geçitler, imar afları, kupon araziler, oteller zinciri, şehir hastaneleri denen para tuzakları, döviz vurgunları daha neler neler. Bu ihvan sosuna bulanmış yobaz bademler, TC devletinin her ihalesini, her yatırımını, her ihracat ithalat işlemlerini, kendi belediyelerini, kendi deyişleriyle yol bulmak için kullandılar. Namusuyla dürüstçe çalışarak zengin olunmayacağına inanan bu yobazlar, fakirlerin çalmasını bilmedikleri için fakir kaldıklarını söyler. Aynı yobaz bademler, hırsızlığın babadan oğula geçtiğini söyler ve kendi çocuklarını da hırsızlığa, avanta paraya alıştırırlar. Aziz Türk milleti, 21 yılda topladıkları haram paraları şimdi seçimlerde adam satın almak için kullanıyorlar. Bazılarını satın aldılar, yanıldıkları bir şey var, hırsızlık parasıyla herkesi besleyemezler. AKP kumaşı artık fersude oldu, bir deliği kapatmak için çabalarken öbür taraftan yırtılıyor. Evlerine aldıkları, beraber iş tuttukları adamları ötmeye başladılar. Yakında öyle şeyler duyacaksınız ki, duyduklarınıza, gördüklerinize inanamayacaksınız. Her taraflarından pislik akacak. Şaşırdığım, koca koca iş insanlarının bu hırsız yobazların önünde ceketlerini ilikleyip esas duruşta saatlerce durmalarıdır. Bunlar da Türk milletinin yüz karalarıdır. Almanların bir matematik formülü vardır, der ki, eğer bir Nazi ile aynı masada oturup ona karşı tek laf etmeyen, üstelik alkışlayan 10 Alman varsa, o masada 11 Nazi var demektir. Yapılan her hırsızlığı, yolsuzluğu, haksızlığı, adaletsizliği görüp de ses çıkarmayan ve onlarla iş tutan iş insanları en az bu hırsız yobazlar kadar suçludurlar. Aziz Türk milleti, biliyorsunuz seçim ve sandık güvenliği Doğru Parti'nin üzerinde en hassas durduğu konudur. Ne yazık ki bir türlü bu hassasiyeti muhalefet partilerinde göremiyoruz. Bakın son bir örnek verelim. Veri mühendisliği ve istatistikte 7 kriter olayı vardır. 7 kriter seçmenin adı, soyadı, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyeti. Rastgele iki seçmenin 7 kriterinin aynı olma olasılığı 1 katrilyonda yarım olmaktadır. Katrilyon sayısına ulaşmak için dünyanın nüfusunu 10 milyar kabul edersek, dünya nüfusunun 100 binle çarpılması gerekir. Yani Türkiye'de iki tane bile 7'de 7 kriteri aynı olan seçmen olması normal değildir. Sıkı durun, Türkiye'de tam 60 kişi var. Bu mu doğru YSK listeleri? Dileyen olursa bana mail adreslerini göndersinler, listeyi hemen göndereyim. Seçime 6 gün varken tespitlerimi söylemek isterim. Organize suç çetesi gibi çalışan AKP'li bakanlar, devleti kullanarak Doğu Güneydoğu'da yaklaşık 2 milyon oy kaydıracaklar. Tedbir alınmadı. Bu kadarlık kayıp Türk milleti tarafından kapatılır. Şimdi mutlaka yapılması gereken iki işlem var. 1. İlçe seçim kurulu başkanlarının, AKP'li eski avukatlar, seçim merkezine gönderecekleri ilçenin toplu sonuçlarının dijital sonuçlarını ıslak imzalı sandık tutanaklarıyla kontrol etmek. 2. Muhalefet genel başkanları toplu halde ve basın eşliğinde YSK başkanına gidecekler. Verilerin toplandığı Seçsis merkezinde 4 adet bilgisayar mühendisinin gözlemci olarak bulundurulmasını istemek ve mutlaka sağlamak. Bunlar yapılınca ne olacak biliyor musunuz? Küpleri üst üste dizdiler. Sonra en alttakini Doğru Parti olarak biz çekeceğiz. Seyreleyin kopacak gürültüyü. Rifat Serdaroğlu.